haftadan haftaya da olsa bir maçı oynuyoruz, hemen üstüne diğer maç geliyor. Dün galibiyetin tadını biraz çıkardık. Artık bugün ciddi bir şekilde Fenerbahçe çalışmalarına başladık. Fikstürümüzün zor olduğunu söylemiştik. Üçüncü deplasmanımız, üçüncü bu ligde şampiyonluk yaşamış diğer bir büyük takıma karşı olacak. Bugünden itibaren analizlere başladık. Zor bir maç olacağının farkındayız ama biz de artık deplasmandan bir şeyler getirmek istiyoruz. En sonunda bence en iyi oyunumuzu oynadık bu hafta. Bunu geliştirmek istiyoruz, üzerine koymak istiyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk. Artık bu oyundan sonra geri adım atamayız. Bunu ne kadar daha iyi hale getirebiliriz, onun planlarını yapıyoruz. 2-3 tane farklı oyun oynamaya çalışacağız bundan sonra. Zaten sezon başında bunu söylemiştik. Giresun maçında diziliş farkını da gösterdik. Bu hafta da farklı bir sürprizimiz olabilir. Rakibin durumuna göre, presine göre, yaptığı baskıya göre ve aldığı pozisyona göre bir oyun planı belirleyip hafta sonu maçına hazır hale gelmeye çalışacağız. İlk defa yani Beşiktaş maçında da iyi oynadık. Başakşehir'in maçın ilk yarısı da bence fena değildi. Zorluk seviyesine bakarsak maçın. Tabii ki istediğimiz gibi değildi ama zorluk seviyesine göre iyiydi. Bu maç tam istediğimiz şeyler oldu. Attığımız 3. golün öncesinde 25 pas yaptı takım. Önde olmamıza rağmen geriye çekilmedik. Topa sahip olmaya devam ettik. Pozisyona girmeye devam ettik. 3. golde 6 tane oyuncumuz ceza sahasının içindeydi. Dediğimiz gibi bundan sonra geri adım atamayız. Bu oyunu geliştirerek, en kötüsü aynısını oynayarak ama her geçen gün geliştirerek, daha da şekillendirerek devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız her zaman söylüyoruz, iyi reaksiyon veriyorlar bize, çok iyi çalışıyorlar, anlamak için her şeyi yapıyorlar. Onlardan çok memnunuz. Yeah, we play against one big club, one big team. We need to continue to improve our system. It's not so easy to change our system than last year from this year. And day by day we start to improve on this system that the coach work. So I think every week we need to improve and day by day to keep this system and play better. Söylediğiniz gibi çok önemli bir müsabaka olacak önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında. Biliyorsunuz yeni bir oyun sistemimiz var. Geçen seneden farklı oynuyoruz. Ve her geçen gün bu sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak, her gün gelişmeye devam etmek ve Fenerbahçe'nin karşısında bu gelişimi sürdürebilmek. İlk başta Giresun maçında çok iyi oynadık. Hocanın istediklerini yaptık. Sisteme alışıyoruz. Bunu devam ettirmeye bakacağız. İşte inşallah bu hafta Fener maçında da aynı sistemle, aynı güvenle puanları alacağımıza inanıyorum. Harbiden inanıyorum. Bu oyunla her takımdan kazanabiliriz. Yeter ki hocanın istediklerini yapak ve birbirimize inanak.